Geç bakalım. Çorne Çorne, Rusya. Maksimum güvenlik hapishane. Katiller, hırsızlar, dövüşlerim! İşte yeniden gördünüz! Yeniden! Saykov'u dövüşçü ama bazı şüphelerim var. Yatırımım için endişelenmen ne kadar düşünceli bir hareket. Rahatla, yıllardır elindeki en iyi dövüşçü Saykov. Dima, Sezar Salata veya ona benzer bir şey al. Turnuvadaki hiç kimse onunla boyu ölçüşemez. Bunu düşürdünüz. Ne? Ve? Nerede? Alın yerden. Bırak onun olsun. Senin kirli paranı isteyen kim? Bu adam Boyko mu? Ettiğin şartlı tahliye reddedildi. Dahası işlediğin suçların ağırlığından dolayı 15 yıl içerisinde başka bir şartlı tahliye başvurusu yapamayacaksın. Dünyadaki en mükemmel dövüşçü benim. İşte burada. Bu halinden memnun musun adamım? Ne istiyorsun? Senin gibi bir adamın böyle bir yerde yaşadığını görmek çok üzücü. Hümanist mi oldun yoksa? Rahibe Teresa, Danaylama ve Gaga. Cidden. Zamanında bana çok para kazandırdın. Şimdi sana yardım etmek istiyorum. Yarın daha iyi bir ücret alacaksın ve hapishane kütüphanesinde çalışacaksın. Hayır.
Hayır mı? Hayır istemez. Böylesi sana daha mı uygun yani? Ben buyum, tamam mı? İyi bir yaşamsın o zaman. Kanka, gerçekten yardım etmek istiyorsan beni turnuvaya sok. Yeniden dövüşeyim. Dalga geçiyorsun değil mi? Hayır. Tek dizimle Psycho'la dövüşmek mi istiyorsun yani? Bana baksana. Hadi diyelim Psycho'yu yedin ki ancak rüyanda yenersin. Turnuvada dünyanın en iyi dövüşlerinin karşısında ne yapabilirsin ki? Bu intihar olur Boyka. İntihar etmek istiyorsun değil mi? Üzgünüm. Kazanan Psycho. Ne düşündüğün umurumda bile değil Luca. Lanet tahvillerini paraya çevir ve yarına kadar nakit olarak bana getir, tamam mı? Yarına... Alo, alo Luca. Luca sakin ol. Ne zaman kendi paramı çarçur ettim ki, söyle bana. Bu şu ana kadarki gerçekleştirdiğimiz en karlı yatırım olacak. Anladın mı? Elemelerdeki final maçı ve kazanan ilk kez düzenlenen hapishaneler arası dövüş turnuvasında özgürlüğü için dövüşecek. Hadi başlayın. Başla. Kazanan Psycho. Ne? Burada gerçek şampiyon sen değilsin. Şaka mı bu? Hayır, dövüşmek istiyorum. Bırakın dövüşeyim. Dövüşmek istiyorum. Bırakın onu. Bırak da istediği olan şerefli bir veda şansını ona verelim hadi. Sağ kol, sağ kol, sağ kol, sağ kol.
Kazanan Boyka. Getirin onu. Hadi. Evet, bu mu? Çabuk. Her şey tamam. Gidebiliriz. Yüksek güvenlik yanlısı. Tamam, dur bakalım. Geçebilirsin. Otel geliyoruz. Tiflis, Gürcistan. Hoş geldiniz efendim. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Lütfen buradan. Ben alayım. Tamam, buyurun lütfen. Evet, bu taraftan. Hoş geldiniz. Gel. Hoş geldiniz efendim. Bay Rezo teşrifinizden hoşnut. Otelimizin imkanları hakkında sizi bilgilendireceğiz. Kumarhane hemen ileride. Rahatınıza bakın lütfen. Umarım şansınız yaver gider. Teşekkür ederim. İn aşağı. Hızlı yürü. Kapandı. $5. Merhaba bebeğim. Ve şimdi hapishaneler arası dövüş turnuvasında 8'li grubun ilk dövüşü. Evet. Bahis oynanacak. George Hayri karşılaşma. Şuna bak, kimler buradaymış? Leo Fernandi. Evet, İtalyana göre. O havuçta ne öyle? Lütfen bana biraz saygı göster. Kolesterolüm 242'ye çıktı. Genlerim sorunlu. Aşırı cheeseburger'dim. Sığır eti mi o? Nedir o? Öyle sanıyorum. Bu vejeteryenleri anlamıyorum. 24 saat bu yeşil şeyi çiğniyorum ama halen açım. Tamamen saçmalık. Neyse. Senin adamının şansı nedir? Şey. Bayağı sağlam denebilir. Bence de öyle olmalı. Anlamadım. Hiç kimse benim adamım Turbo'dan iyi olamaz. İnan bana dostum. Beyler, yarışmaya hoş geldiniz. İlk kez düzenlenen uluslararası hapishane dövüşleri turnuvasına ev sahibi olmaktan gurur duyarım.
Az önce söylediğim gibi, hoş geldiniz be. Ve canınız cehenneme. Burası benim mekanım. Adınızı, hapishanenizi ve suçunuzu söyleyin. Çiğilan. 14. Kamp Kuzey Kore. Cinayet. Andrut Kreç. Cecil Hapishanesi, Hırvatistan. İki kişi öldürdüm. Petros Mavros. Yüksek Güvenlikli Korintias Hapishanesi, Atina, Yunanistan. Üç kişiyi öldürdüm. Jean Dupont, Bonner Hapishanesi, Marsilya, Fransa. Cinayet. Yuri Boyka, Chornia Chormi, Rusya. Birinci derece cinayet. Andrea Goya Silva, Daniel Hapishanesi, Sao Paulo, Brezilya. Saldırı ve suikast. İsmini söyle. Turbo, ama bana Bay Jones diyebilirsin. Clearwater, Illinois gözleme ve Amerika Birleşik Devletleri. Çifte cinayet zanlısı. Raul Quiñones, Kolombiyalıyım. Korgon'da müebbet hapis cezamı çekiyorum. Kaçakçılık ve cinayet. Hepinize hoş geldiniz. Güzel. Artık birbirimizi tanıyoruz. İçinizden biri özel muamele göreceğini sanıyorsa şimdiden söyleyeyim, burada eşitliğe inanıyoruz. Nereden geldiğiniz ve ne düşündüğünüz umurumda değil. Herkes eşit muamele görecek. Burası Garkon. Burası cehennem. Ve artık içindesiniz. Etkileyici bir pislik değil mi? Anlamadım. Ne dedin sen? Senin etkileyici bir pislik olduğunu söylüyordum. Efendim. Eve gitmek istiyorsan bunu ayarlayabiliriz. Evet, aslında tam olarak onu kastettim. Yakında bu pislik çukurundan kurtulacağım. O zaman çeneni kapatsan iyi olur. Öylesine konuşuyorum adam. Ne? Bilirsin. Senin gibi adamlarla uğraşıyorum ben. Ne demek benim gibi adamlar? Senin gibi adamları yola getirmesini çok iyi bilirim. Böyle aşağılamaya devam edersen, inan bana, kendini çok daha berbat bir durumda bulursun. Öyle mi dersin? Hadi geç hadi. Tamam, ne var be? Yürü. Sen de beni. Yavaş. Yürü. Ne yapacağımı biliyorum. Sen işine bak. Canın sıkıldı galiba. Tamam mı? Sus. Tamam mı? Tamam. Treni ve yerine geç. Ne sorsun dostum? Senin derdin de. Boş ver. Takma onu. Sürekli benimle uğraşıyor. Kapayın çenenizi. Yani bu Rizzo'yu tanıyorsun. Eskiden beraber birkaç karlı iş yaptık. Bazıları öngörülerine güveniyor. Sen ne diyorsun peki? Bence eski kaşar ama tadı yerinde hala doğrusu. O zaman endişe edecek bir durum yok Gaga. Dostlarım. Birinci hapishaneler arası dövüş turnuvasına hoş geldiniz. Lütfen oturun. Teşekkür ederim. Merhaba. Bunları da götürür müsünüz? Sağ olun. Beyler, bizden önce imkanlarımız kısıtlıydı. Birliğimiz yeraltı dünyasındaki kişileri buraya davet ederken hepimizin ortak ilgisi olan şeyi göz önüne aldı ve o bizi buraya getirdi. Para. En az riskle en çok kar elde edeceğimizden nasıl emin oluruz? Buraya gelebilmek için zorluklara katlandığınızı biliyorum. Yaptığımız şey kolay bir şey değil. Bu kadar güçle bile farklı hapishanelerdeki dövüşçüleri
dünya üzerindeki bu noktada toplamak için birçok zorluklarla karşılaştık. Ama buradayız. Keyfini çıkarın. Şerefe. 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 Kalkın. Hadi uyanın hadi. Ne oluyor be? Kalkın. Pislik herifler. Kesin sesinizi. Tamam. Hadi tamam. Hadi hadi. Tamam. Haydi herifler kalkın dedim. Haydi kes. Bazılarınız antrenmanla alakalı endişe ediyordu. Günde bir saat antrenman hakkınız olacak. Ama ondan önce biraz temiz hava almanızı ve ısınmanızı tavsiye ederiz. Yanlış bir şey yapma. Hey su. Vay canına. Hey sucu. Sucu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Lanet olsun. Su. Yemiştikler. Su isteyen. Su. Lanet olsun. Bize bu işi yaptırıyorlar. Baksana. Hey sen. Bu ne biçim iş böyle? Kapa çeneni. Çalışmaya devam hayır, et. Hayır hayır. Şuradaki adamları görüyor musun? Onların işi bu. Ben dövüşçüyüm. Saçmalık bu. Lanet olsun. Ne? Benimle bir sorunun mu var? Hey. Seninle konuşuyorum. Benimle ilgili bir sorunun mu var? Sen hala çeneni kapatmadın mı? Affedersin. Ne dedin tam anlamadım. Kulaklarım bazen iyi duymuyor da. Ne demiştin? Lanet olası Amerikalılar. Ne kadar çok konuşuyorlar. Hemen şimdi ve burada sana Amerikalıyı göstereceğim. Hey! Hemen durun. Sadece ringde dövüşeceksiniz. Bana akıl verme. Burada bitmedi pislik. Benimle konuşurken ağzından çıkana dikkat edeceksin. Bu orada ne yapıyor? Horoz dövüşü. Çabuk inin çabuk. Çabuk ol dedim, duymadın mı? Sallanmayın hadi çabuk. Umarım ilk gününüz güzel geçmiştir beyler. Söz verdiğimiz gibi yarınki maça hazırlanmak isteyen varsa bir saat zamanınız var. Şimdi seninle ilgilenemem adamım. Gösteri zamanı. Tanrım, sen bana yardım et. Yüce İsa,
sana sığınıyorum. Bu zorlu ortamda benim yanımda ol Tanrım. Bana güç ver. Bu sana. Nasılsın bakalım? Çok iyi. Ama Çikolatan'dan sonra çok daha iyi olacağım. Tabii ki. Bunlar yeni antrenman arkadaşlarım. Keyfini çıkar. Etkileyici bir mekan Rizzo. Hiçbir masraftan kaçınmamışsın. Nasıl gidiyor? Harika. Bu arada benim adamım... Bayanlar baylar, Yunanistanlı Petros Mavros, Brezilyalı Andreu Silva'ya karşı... İlk gün, çeyrek final. Hazır mısın? Hazır mısın? Başla! Brezilya Yunanistan'a karşı. Fena değil ha. Bunu izle şimdi. Moralini bozmamaya çalış. Elimden geleni yaparım. Şimdi de çeyrek finalin ikinci karşılaşması. Birleşik Devletleri temsil eden Furbo ve Hırvatistan'ı temsil eden Andruk Trek. Hazır mısın? Hazır mısın? Başla. Amerika Birleşik Devletleri Hırvatistan'a karşı. Come on.
Bravo! Beni durduramazsın. Nasıl sevdin mi adamı? En iyisi sensin oğlum. En iyisi sensin. En iyisi. Turbo! Zaten değil mi? Şimdi çeyrek finalin üçüncü karşılaşması. Rusya'dan Boyka ve Fransa'dan Jean de Paul. İşte senin adamın. Evet. Başla. Rusya Fransa'ya karşı. Ya. İyi gelir. Kolombiya'dan Raul Quiñones ve Kuzey Kore'den. Bu Kolombiya'nın fikri duydun mu hiç? %50 favori gösteriliyor diye biliyorum. Raul Quiñones. Ona dolar diyorlar. Yani acı. Kalkütöde saklanıyormuş. 10 yıl önce uyuşturucu ticareti sırasında yakalanmış. Kuzey Kore Kolombiya'ya karşı. Başla.
Kazanan! Kazanan Don Quixote! Evet. Korkarım hepiniz yolun sonuna geldiniz. Özgürlüğünüze kavuşamadınız. Gargon'da iyi vakit geçirmişsinizdir umarım. Daha sonra tekrar bekleriz. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Evet. Sallanma. Evet. İn aşağı. Hadi. İniyoruz işte. Tamam. Çabuk ol. Sallanma. Gardiyanlarınız sizi buradan alacak. Yürü. Çabuk ol. Eve dönüş seyahatinizin tadını çıkarın. Acele et. Hadi. Yürü. Hadi. İyice bakın, yaşayan kalmasın. Ne yapalım bunlar efendim? Fırına atını yansınlar. Şimdi! Dün gece dövüşürken gördüm seni. İtiraf etmeliyim yetenekli sayılırsın. Ama bana bunlar sökmez. Çünkü bende de bazı numaralar var. Hazır yetenekten konuşuyorken konuşma yeteneğim mükemmel. Hey! Kim sana durmanı söyledi? Çalışmaya devam et. Bak ne söyleyeceğim. Seni benzettiğimde... O lanet çeneni kapalı tutman gerekiyor. Şimdi sinirlendim işte. Lanet olsun. Hey. Geç. İçeri geç. Geç içeri. Geç. Seninle işim bitmedi. Musun Rus? Rus, orada mısın? Lanet olsun. Bu derinde nefes alamıyorum. Sende biraz adilik var biliyor musun? Biliyorsun değil mi? Çaktırmadan sinsice bakmalar. Adiler yapar. Bu sizin oralarda normal olabilir ama bizim oralarda adiler yapar bunu. Duyuyor musun? Adiler. Burada seninle konuşuyorum. Bizim oralarda insanlar söyleyecek bir şeyleri varsa konuşur. Pekala. Sadece söylüyorum, belki burada olmamalısın. Belki burada olmamalısın.
Duyuyor musun? Belki o lanet kıçın burada olmamalı. Baksana Rus. Rus. Büyümü yapmam lazım. Büyümü yapmam lazım ama yapacak yer bulamıyorum. Sana diyorum. Ne? Çok kötüyüm. Yapacak yer bulamıyorum burada adamım. Sence ne yapmalıyım? Bence kendini as gitsin. Lanet olsun. Bu küçücük yerde nereye yapacağım? Bir şeyler hareket ediyor. Rus. Ne? Adın ne? Gerçekten. Sessiz ol biraz. Adını bile söylemeyecek misin yani? Lanet olasıca ismini söylemeyecek misin? Lanet olsun. Kendi kendime konuşuyorum burada. Senin gibi bir mağara adamıyla da olsa konuşmaya çalışıyorum burada. Lanet olsun. Beni buradan çıkarın lanet herifler! Lanet olsun! Hayır, hayır, hayır! Beklemeyeceğiz. Adamlarımızı hemen görmek istiyoruz. Lütfen! Bir şeyler ayarlayacak artık. Anılarımı hatırlatıyor. Geçenki dövüş gayet iyiydi. Nasılsın? Nasıl mıyım? Evet, nasılsın? Beni sen mi tuzağa düşürdün? Neler oluyor? Bu ne biçim bir turnuva böyle? Boyka kısa kes. Neler oluyor dedim sana. Bizi zorla ağır işlerde çalıştırıyorlar. Ağır iş mi? Sen neden söz ediyorsun? Ayaklarımız zincirli çekiçle taş kırmaktan söz ediyorum. Lanet olası pislik. Evet. Bu konuyu halledecek misin? Hallettim say. Lanet olası yalancı pislikler. Yemin ederim bugün bitmeden birinin gözünü çıkartacağım. Baylar. Seni yalancı. Neler çeviriyorsun? Bay Rezo'yu tanıyorsunuzdur herhalde. Dostlarım. Sizi telaşlı gördüm. Telaşlı mı? Neden benim dövüşçüm ağır işlerde çalışıyor? Onların yenilmesini istiyoruz da ondan tabii ki. Ne sanıyordunuz? Ciddi olarak düşünün. Benim kontrolüm dışında gelişen bir organizasyon düzenleyeceğimi mi sandınız? Seni pislik, dövüşçümü buraya getirebilmek için ne kadar para harcadığımı biliyor musun sen? Tabii ki biliyorum. Seni geberteceğim. Tamam, belki... Veya bunu farklı bir yoldan çözebiliriz. Yemekte ne söylediğimi hatırlayın. En az riskle en çok kar elde edebileceğimizden nasıl emin oluruz? Yani benim önerim şu. Elinizdeki bütün paraları toplayın. Hepsini nakite çevirin ve tüm paranızı Kolombiyalı üzerine oynayın. Ve buradan hayal edebileceğinizden çok daha zengin olarak ayrılın. Bizim dövüşçülerimiz ne olacak? Boşver dövüşçüleri.
Boş mu verelim? Diğerleriyle beraber hepsini sadece yem olarak koyduk. Benim dövüşçümün kazanmayacağını garanti edebilir misin? Bunu kesinlikle garanti ederim. Eminim. Şerefe. 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 Hazır ol. El çekiştirmeyi bırak. Çekiştirmiyorum. Evet, çekiştiriyorsun. Ben ne zaman ilerlersem sen de o zaman ilerle. Senin kafana göre iş yapmıyoruz burada. Bana haber ver de seninle birlikte ilerleyeyim. Tamam. Tamam. Şimdi ilerliyorum. Çok mu eğlenceli? He? Tekrar yapmak ister misin? Tekrar o deliye mi tıkılmak istiyorsun? Bu mu istediğin? Eminim öyledir. Öyleyse bak ne diyeceğim. Senin pisliğini daha fazla koklamak istemiyorum. Bu meseleyi ringde halledeceğiz. Anladın mı? Güzel. İyi. Dur. Üç deyince. Bir, iki, üç. Baksana. Bu Kolombiyalı nerelerde sence? Bakalım. Teşekkür ederim. Seni neden zımbaladılar? Ne? Biraz daha ekmek. İşte kimin ocağına incir ağacı diktin diyorum. Hangi dili konuşuyorsun sen? Hayır. Sana sadece neden bu pisliğin içine düştüğünü soruyordum. Suç işlemekten. Konuşmak ister misin? Tamam, konuşmayalım. Zaten lanet bir konu. Anlamadığım bir konu. Öyledir. Burada neler döndüğünü biliyorsun değil mi? Ne? Bu iş önceden ayarlanmış. Ne işi? Bu iş işte. Turnuva. Daha kötüsü 60 tane lanet herif tarafından kandırıldık. O lanet Kolombiyalı hücresinde keyif çatarken biz burada kıçımızı yırtıyoruz. Kesinlikle. Ne demek kesinlikle? Buna şaşırdın mı yoksa? Ben buraya kazanmaya geldim. Ben de öyle. Yani bu seni sinirlendirmiyor mu? Kazanmak birçok şeyi ifade eder. Kimin en iyi dövüşçü olduğunu tabii ki. Ama daha önemlisi... kim dayanabilir? Neye dayanabilir? Burada sadece ringteki insanlarla dövüşmüyorsun. Şöyle. Sen buraya gel. Geç sen de geç. Çabuk ol biraz. Antrenman. Bir saat. Sen kafayı yemişsin. Adamın ciddi sorunları var. Evet.
Hepsi bu mu? Dur, nasıl yapılır göstereyim. Luca, beni dinle. Bütün varlığımı nakite çevirmeni istiyorum. Evet, hepsini. Hayır, yarına kadar. Luca, bak nasıl göndereceğin umurumda bile değil. Güvercinle gönder, tamam mı? Biliyorum, sana borcum var Vito. Ama acilen 1 milyona ihtiyacım var. Bak Vito, bu iş kaçırılmaması gereken bir fırsat. Şuna bakın, kimler gelmiş? Bunun ne işi var burada? Baylar, kahvaltı bitti. Bu gerçekten saçmalık. Lanet bir şaka. Bu şekilde nasıl oluyor da dövüşmeyi bekliyorlar? Ama ağladım be. Kapa cebini. O zaman bırak. Nereden geldiysen oraya geri dön. Belki burası faydalı olur. Ne demek şimdi bu? Bu durumu lehimize çevirebiliriz. Doğaçlama, uyum sağlama, üstesinden gelme. Ne? Yok, bir şey yok. Nasıl? Buna iş diyebiliriz. Veya antrenman. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dizine ne oldu? İyiyim ben. İyi gibi görünmüyor. Sana iyiyim dedim. Elinde yağını çıkar, sonra dizine sür. Yap hadi. Yap. Nereden öğrendin bunu? Doğaçlama, uyum, yılmama. Birçok şey biliyorum adamım. Birçok şey. Hadi devam edelim. Hadi. Hadi. Üçte. Bir, iki, üç. Çocuklarım mı? Yani çocuklarım mı var? Evet. Bir kız, bir erkek. Senin? Yok. İstemedin mi hiç? Hiç mi? Hayır. Hiç bir oğlun olsun istemedin mi? Çok soru soruyorsun. Bunun için mi kazanmak istiyorsun? Çocukların için mi? Uzun süredir içerideyim. Küçük kızımı son gördüğümde 4 yaşında falandı. Yaklaşık 4 yaşında. Su! Sen. Su. Kazanmak zorundayım. Sadece kazanmak zorunda mısın?
sen anlayamazsın. Anlatmayı dene. Tanrı bana bir hediye verdi. Sadece bir tane. Ben dünyadaki en mükemmel dövüşçüyüm. Hayatım boyunca durmadan çalıştım. Peki ne için? Değerli olduğumu kanıtlamam gerekiyor. Bu kötü. Seni tekmelediğimde gerçekten üzüleceğim. Zamanı geldi. Yeni bir bahis oynamak istiyorum. Elbette Bay Gaga. Rusya'ya karşı. Başarılar. Endişeliyim.
Çünkü Rus Boyka çok güçlü görünüyor, çok güçlü. Amerikalı için de aynını söyleyebilirim. Bana kalırsa belki de... Senin yöntemin... yetersiz kalıyor. İşi biraz daha zorlaştıracağım. Bunun niçin olduğunu söyleyecek misiniz? Antrenman yaptığın arkadaşınla konuşmanı istiyorum. Kim? Rus. Siz iki Rus aranızda konuşun işte. İki Rus. Cinsel yönden yakınlaşmanızı anlıyorum. Ne dedin? Bazen kulaklarım iyi duymuyor da. İkinize aşıklar diyorlar. Anladım. Hapishanemizde bu tarz bir sapıklığa izin vermeyeceğimizi bilmeniz gerekir. Geberteceğim seni. Hücresine götür. Buraya oturamazsın. Git başka bir yere otur. Kuz var mı öyle? Aksana. Al işte burada var. İyi lan. Yemin kardeşim. Rus. Lanet olası müdür. Sana doktor gerekiyor. Boşver. Ona bu zevki yaşatmam. Sen çalışmaya devam et. Seninle ringde bir randevumuz var değil mi? Değil mi? Hadi. Biliyor musun, ben delikteyken Yuri Boyka hakkında muhteşem hikayeler duyduğumu hatırlıyorum. Hapishane dövüşçülerinin kralı. Onun çok tehlikeli olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra Amerikalı bir boksöre yenildi. Artık Boyka'nın yaralı bir at olduğunu söylediler. Tuvaletlerin şampiyonu dediler. Eğer ben tuvaletlerin şampiyonuysam, senin içindeki pislikleri çıkarmam senin ne olduğunu gösterir. Sorun yok tatlım. Hepimiz ölmek için doğduk. Amerikalı erkek arkadaşınla iyi vakit geçirmeye bak. Bu onun son zamanları olacak. Thank you.
Bey, bu tarafa hemen çıkmamız gerekiyor. Bana bir dakika izin verin. Ne yapacaksın? Hemen çıkalım. Bey, bu tarafa. Tamam, tamam, geliyoruz, tamam. Çekiştirip durma. Tamam artık. Götürün. Ormanı ne kadar iyi biliyorsun. Ne? Benimle kafa bulma, sen askersin değil mi? Beni dinle. Yarın canlı kalmayacaksın. Bunu garantiye almışlardır. Umurumda değil. Adamlar bana inanmıyor. Bu işi bitireceğim. Zamanı değil. Buradan gitmen gerekiyor. Nereye gideceğim söylesene. Bu senin için bir fırsat. Nasıl bir fırsat? Buradaki gardiyanlar o kadar da dikkatli değil. Kimse bizim kaçma ihtimalimizi düşünmez. Biz dövüşmek için buradayız. Zincirini kıracağım. Ormana doğru koşacaksın. Nasıl hayatta kalacağını biliyorsun. Şimdi de koruyucu meleğim mi oldun? Melek falan değilim. Ben bu herifle dövüşeceğim. Bu durumda dövüşemezsin. Dövüşeceğim. Bu gerçek bir müsabaka değil. Onurlu bir tarafı yok bunun. Kaçmanın da onurlu bir tarafı yok. Para için ölmenin onur neresinde? Ölmeyeceğim. Anlıyor musun? Ölmeyeceğim. Kaybedersem geldiğim lanet yere geri giderim. Ne yapıyorsam aynını yapmaya devam ederim. Kimse geri dönmüyor. Buradan olamaz. Kaybeden bütün dövüşçüler ortalıktan kayboldu. Kimse dışarı canlı çıkamaz. Gördün mü? Başka şansın yok. Lanet olsun. Pekala. Tamam. Başka bir zaman dövüşeceğiz değil mi? Hı hı. Tamam. Dövüşeceğiz. Baksana. Bundan dolayı seni öldürürler. Hayır. Dövüş için bana ihtiyaçları var. Final günü gelirlerini yok edemezler. Rus. Bunu neden yapıyorsun? Lanet sorularını sormayı bırak artık. Vur. Daha güçlü. Vur. Bir tane daha. Lanet olsun vur. Hadi. Vur. İyi vur. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Ne oluyor dedim. Size ne oluyor dedim. Ne oluyor orada? Sana söylemiştim lanet seni, sana söylemiştim. Lanet, lanet olsun. 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 Lanet olsun.
Git! Biliyor musun? Bütün dövüşçülerin sorun çıkaracağını biliyordum. Sen listenin sonundaydın. Amerikalı nerede? Gaga'yla konuşmak istiyorum. Şimdi de istekte bulunuyor. Gaga'nın veya başkasının sana yardım edebileceğini mi düşünüyorsun? Gaga'nın umrunda olduğunu mu sanıyorsun? Gaga'nın umrunda olan tek şey para. Ben de parayım. Ondan bu kadar emin olmazdım genç adam. Ne anlama geliyor bu? Planlarda bazı değişiklikler olduğu anlamına geliyor. Yeni bir anlaşma yaptım Boyka. Kusura bakma dostum. Kolombiyalı'yı yenemezsin. Bu dizle olmaz. Bu hayvanlarla beraber misin? Ben parayla beraberim. Her zaman paranın yanındayım. Doğaçlama yapmak zorunda bırakıldık. Finalde Kolombiyalı'yla dövüşeceksin. Tanrı nasıl olmasını istiyorsa aynen öyle olacak. Anlamadım. Seni kalleş herif! Doğru, ben kalleşin tekiyim, haklısın. Pekala, bu durum seni ne yapıyor? İyiyse ama. Hayır. Beni daha sinirli yapıyor. Bay Seralalım. Bay Seralalım. Boyka'ya yatırıyorum. Tüm param Boyka'ya. Paramı Raul'e yatırıyorum. Ve şimdi hapishaneler arası dövüş turnuvasında şu an istediğiniz miktardaki parayla ofislerimizden bahis oynayabilirsiniz. Bayanlar ve baylar, final maçı Kolombiya Rusya'ya karşı. Final karşılaşmasında Rus Boyka Kolombiyalı Dolo'na karşı. Ve karşılaşma başlasın. Hazır mısın? Hazır mısın? Başla! Yeah.
Kazandık, kazandık. Daha bitmedi, daha bitmedi. Bizi çok acıyor olmalı. Boyka! 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 Boy
olsun. Her şey bitti. Dur, dur, dur. Orada kal. Kazanan Rusya'dan Volka. Garanti ederim ha. Kesinlikle garanti ederim. Seni yaşlı bulmak. Az önce 5 milyon dolar kaybetmeme neden oldun. Beynini kaşıkla yiyeceğim dedim. Anlamadın mı? O lanet beynini kaşıkla yiyeceğim dedim sana. Sen öldün. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Nasıl olduğu umurumda bile değil. Tek bildiğim çanta dolusu parayla buradan ayrılmadığım. Bunun hesabını vereceksiniz. Geber. Güzel iş çıkardın Bay Boyka. Lanet ödülünüzü istemiyorum. Sadece çıkış kapısını gösterin. Ben de o konu hakkında konuşmaya geldim. Hangi konuda? Sanırım bir sorunumuz var. Turnuvadaki anlaşmaya göre sadece bir kişi özgürlüğüne kavuşacaktı. Anlaşmadan şimdi mi söz ediyorsun? Ne yazık ki Amerikalıyı ele geçiremedik. Onun kaçışından sen sorumlu olduğundan korkarım ki özgürlüğe kavuşma hakkını yitirdin. Anlayacağın, bu hapishaneden ayrılamazsın. Geldiğin yerdeki tuvalet işini yapmaya devam edeceksin. Ben yapmam gerekeni yaptım. Şimdi nereye gittim? Umurumda bile değil. İyi. Direniş göstererek huzursuzluk çıkarmazsın. Otobüs dışarıda bekliyor. Doğrusunu istersen çok sağlam bir dövüşçüsün. Çok sağlam. Böylesine ziyan olman çok kötü. Seni buraya ortadan kaldırmak için getirdik. Özgürlüğüne kavuşabilirdin. Benim özgürlüğüm bu. Yanlış zincire çattınız. Gidelim. Bunu neden yaptın? Lanet sorularını kendine sakla. Nereye gidiyoruz? Çok iyi, bu çok iyi. Çantayı aç. Hadi aç çantayı. Bu senin payın. Bütün paramı senin üstüne yatırdım. Beni bilirsin. Para benim işim. Ve sen... Şey... Sağlam dizde, yaralı dizde, diz olmadın. Halen dünyadaki en iyi dövüşçüsün. Özellikle sinirlendiğinde. Lanet kolesterol. Karnımı acıktırıyorum.
Artık özgür bir adamsın. Nasıl bir duygu? Onunla mı gideceksin? Evet. Çocuklarına mı? Evet. Gitmem gerekiyor. Arabayı durdur. Tamam. Bekle Rus, bekle, bekle, bekle. Bana hiç teşekkür etmedin. Etmeye ne dersin? Sen de etmedin. Evet ettim. Bizim aralarda hiçbir şey bedava değildir. Bizim oralarda da her şey bedava. Her şey kötü zaten. Nereye gideceğinle ilgili bir planın var mı? Bay Turbo, sizi bekliyorum. Gitsem iyi olacak. Görüşürüz adamım. Yuri. Benim adım Yuri. Jericho. Jericho? Evet. Ne kadar kötü değil mi? Sen kalıpları yıktın. Güzel bir isim. Güzel bir isim. Az kalsın unutuyordum. İkimizin kapanmamış bir hesabı var. Dövüş mü? Tam üzerine bastın. Gelecek sefer. Evet, gelecek sefere, gelecek sefer. Hadi gidelim. Gelecek sefer dostum. Sen ve ben. İyi yolculuklar.